Öz kaynaklara vurgu yaptı. Öz kaynaktan 7-8 oyuncu gelecek ifadelerini kullandı. 25 kişilik kadroda diğer oyuncuların hepsi kalbur üstü olacak dedi. Ve önümüzdeki sezonu da işaret etti aynı zamanda Serkan Korkmaz. Bir kez şunu söyleyeyim. Ceyhun Kazancı fizik ve hitabet olarak, hani teknik anlamda bir iletişimci tarafından yaklaşayım. O, o teknikten yaklaşım. yani futbolun tekniği değil. Profesyonel, üst düzey, ana akım, Ana haber sunucusu gibi konuşan bir insan, fiziki de çok düzgün. Bence hitabı da ilginçti. Ezber cümleler, alıştığımız klişe cümleler yoktu. Sabır falan istemiyoruz çünkü biz zaten beşiktaş formasını taşıyacak oyuncular alacağız. Genç ya da yaşlı yerli ya da yabancı dedi. Evet. Mesela sabır dahi beklemiyoruz dedi. Ama aslında bir yandan da çok önemli bir iletişim mesajı var altta. Önümüzdeki sezonun takımını kurarken, yaz transfer sezonunda. Hani hı hı. bu transfer sezonundaki beklentiyi sıfıra indirdi ve e, sezonun en güçlü şampiyonluk adayı olarak başlayan Beşiktaş'ın ki şu anda büyük kulüpler içinde en az sorun, yani, sorun yaşayan takım daha sağlıklı kararlar alıyor. Hani bir Pinheiro hatası yapmak üzereyken o hatadan dönülüp Önder Karaveli e, profiliyle devam etme e, gibi hani zor bir süreci. ...camiaya kanık satma, kamuoyuna kanık satma gibi zor bir işi başardılar. Ceyhun Kazancı'nın hem duruş, hitabetinin çok doğru olduğunu... ...hani bir sportif direktör, e, hep konuştuğumuz ama tam göremediğimiz... ...bir sportif direktör iletişimi kurduğu kanaatindeyim. E, az önce ekrana gelen demecinde. Bir kere buna bir hani 10 üzerinden 9'u minimum ben veririm, onu söyleyeyim. Ha, söylediklerinin altı nasıl dolacak... Bu seneki beklentiyi düşük tutma. Şu anda Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a göre özellikle daha sağlıklı bir e, seyir hali. E, bunun da avantajıyla bu transfer dönemindeki beklentiyi düşük tutma. Ama yaz transfer dönemine dair ve önümüzdeki sezona dair umut verici mesajları da net verdi. İletişimci gözüyle yani profesyonel bir iletişimci gözüyle söylüyorum. Onun üzerinden onluk bir demece imza attı. Ha sonuçta ne olur? Onu beraber göreceğiz. Ama Beşiktaş belli ki transfer konusunda bu dönemi e, pas geçecek. Çok net, yani çok sürpriz bir gelişme olmadığı takdirde Allah korusun sakatlık, makatlık gibi veya hani çok büyük bir fırsat bir anda beliri ver vermesi gibi. Ki, piyaniç öyle bir transferdi. Sezonun transfer gününün sonunda birden Piyaniç Türkiye'ye geldi. Ya acayip bir şey yani bu. Ya, inanılmaz bir kısmet bence. Ha verim oldu mu? Olmadı. Hani işte futbol böyle. E, bugün hani ben e, futbol camiasının önde gelen isimleriyle yaptığım e, konuşmada, değerlendirmede şimdi hangimiz düşünmüyorduk ki bu sezonun başına dönelim. Beşiktaş şampiyon olmuş. iki kupayla sezonu tamamlamış. Şampiyonlar ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı var. Kadrosunu büyük ölçüde kurulmuş. Gezal Rozi'ye Galatasaray talip olmuş ama kaptırmamış. Ve üstüne ba Abu Bakar dört katı gelir evet. elde edeceği için gitmiş. Üstüne Batço Ay'ı gibi tüm dünyanın tanıdığı, insanların bildiği bir markayı Belçika milli takımının rotasyonundaki bir golcüyü kay, almış. Piyaniç gibi bugün orta sahada e, bir Türk takımının her daim, her daim oynatacağı kalitede bir ismi kazandırmış. Heh, hangimiz düşünmedik ki bu senenin en güçlü şampiyonluk adayının Beşiktaş olmadığını Ceyhun? Çok net Beşiktaş'tı. Abicim. Bak ama öyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamadı Beşiktaş efsanesi futbolculuğunda da efsanesi geçen sezonun da en başarılı teknik adamı Sergen Yalçın gibi birisiyle kansız, kavgasız, dövüşsüz, komplikasyonsuz yollara ayırdı. Önder Karaveli gibi 3 ay önce adını kimsenin bilmediği bir teknik adamı herkesin güvendiği, takdir ettiği ve sempatik bulduğu şekliyle de futbol operasyonunun içine tayin etti. Evet. Bakın bunlar kolay işler değil ha. Dar ve hatta üstü keskin bıçak bir köprüden kervan geçirmek kadar zor. Şimdi burada Ahmet Nur ve Beşiktaş yönetiminin maharetini, Ceyhun Kazancı gibi profesyonellerin maharetini de görmek lazım. Ama yine de bir nazar boncukları var. Ne diyorum? Ha, Pinheiro nereden çıktı abi? Portekiz'de bir tane teknik adam Estoril'in. Bakın almadınız ne güzel oldu. Herkesin yüzü gülüyor. Beşiktaş en az yıpranan camia kendi içinde. Ki Beşiktaş yani of kaynadı mı büyük kaynar yani şu anda gayet huzurlu bir gidiş var. Şampiyonlukta iddiası kalmamış değil mi? Ama huzurlular. Ne yaptığını bilen bir tavır var. Ee, ben hani Cevin verdiği röportajdaki teknik anlamdaki içerik, duruş, hani fiziksel ve işitsel olarak hani o da dahil olmak üzere. Beşiktaş'la ilgili en seyir karartacak bir şey yok bir kere. Beşiktaş taraftarı bunun da farkında zaten sosyal medyadan da görüyorsun sokaktaki akrabalarımızdaki eşimiz, dostumuz, konumuz, komşumuzdaki insanlardan da görüyorsun. Evet, işler yolunda gitmedi. Ama sakin. Bak, Fenerbahçe ile Galatasaray abi nasıl bir sallantı, nasıl bir e, ne diyeyim? E, kaos hortum. Dersiniz? Zaman zaman kaos, feci yani. Ne, çok mu farklı? Fenerbahçe'den durumu. Ha, geçen sene şampiyon oldu. Serkan, o kadar da şey değil diyeceksiniz. Öyle değil. Büyük kulüplerde her sezon öncekilerden bağımsız yaşanır. Önder Karaveli'nin ismini bilmiyordu kimse ya. Ama şimdi örnek gösteriyoruz. İşte Önder Karaveli gibi futbol adamları genç futbolcuların gelişiminde büyük katkı sağlarlar. Bak işte Önder Karaveli geldikten sonra Gezel'in performansına, Ersin'in performansına, Rozier'in performansına falan diyoruz. Bak şu ayı bakın ya. Bundan bir ay önce böyle golcü mü olur falan denirken kendi taraftarı tarafından abi bir bakıyorsun Abubakar'la Bakar'la oynadığı maç sayısını kıyasladığında skor aynı skor. Ama bak şu ayı Abubakar'a göre 2-3 kat fazla pozisyona girip atıyor o kadar sayıyı. Yani ben de kabul ediyorum Abubakar Bakar çok büyük golcü. Kıyaslamak doğru değil ama Beşiktaş'ta işler kötü gidiyor diyemeyiz. Kötü bir sezon yaşıyor. Ya büyük kulüpler, dünyadaki büyük kulüplerde dahil olmak üzere her sene her maçı kazanacaksın, her kupayı alacaksın diye bir şey yok ki. Yani Beşiktaş yakın zamanda Türk futboluna damga vurdu. İşte Şenol Güneş'le beraber e, Şampiyonlar Ligi grubundan namalüp çıkma gibi önemli uluslararası başarılar da elde etti. Bakıyorsun şu anda tamam bu sezon hop ama sakinlik, huzur, sükunet. Yani emin adımlarla mantıklı şeyler yapma. Bak sallantı da oluyor mesela Pinheiro'ya gittiler. Ama ne oldu sonra bir sakin, bir sakin. Yani Beşiktaş ortak aklı diyeyim. Ve onun en tepesindeki başkanın tavrı, başkan herkesi dinledi, gazeteleri okudu, bence yorumcuları dinledi. Camianın içinden gelen sesleri, futbolcularla bile konuştu bence. Ben tahminen söylüyorum bunu. Ve günün sonunda bak Önder Karaveli devam ediyor. Şimdi futbolcular, futbolcular iyi oynadığı sürece hafif inişler çıkışlar var mı? Var. Tabii. Bu kadro daha iyisini oynar mı? Çok daha iyisini oynar. Ama ne yaptığını bilen ve sükunetli bir tavrı var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a göre önümüzdeki sezonla umut sezona umutla bakması için çok daha fazla sebep var. Ha, 14 tane futbolcunun bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Evet. Ama sportif direktörü izledik az önce. Kendinden emin. Sabır falan istemiyoruz. Genç ya da yaşlı, yerli ya da yabancı. Gelecek oyuncu. Beşiktaş hani hemen başarılı olacak. Beşiktaş formasını taşıyabilecek oyuncular almaya çalışacağız. Yaz transfer dönemi. Bu dönem bir şey beklemeyin. Ara transfer zaten dediğin nedir ki Ceyhun çok mu bir şey oldu bugüne kadar ben mesela bir Nobre hatırlıyorum geldi büyük işler yaptı arada çok nadir böyle hı hı. şeyler var hani bütün kulüplerin tarihine baksın taraftarlar şu an transferde transfer transferde transfer, transfer diyen taraftarlar bir baksınlar ara transferde gelip de bir katkı sağlayan kaderi değiştiren kaç isim görmüş yani bir sakin olmak lazım yani Beşiktaş'ın tavrını açıkçası şu süreçte beğeniyorum. Genel olarak taraftarı da dahil